Evet, bölgede kar yağışı 15 günden fazla etkili olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havada hüküm sürüyor. Tabii ki gündüzleri hava sıcaklığıyla gecelerin hava sıcaklığı arasındaki fark nedeniyle çatılarda sarkıtlar ve buzlar oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Serhat Kızıltaş sizlere gösteriyor. 2 metrenin üzerinde sarkıtlar, saçaklarda oluşmuş durumda. Büyük tehlikeye neden olduklarını belirtelim. Zaman zaman onların düşmesiyle birlikte son anda canını kurtaranları da ekranlara getirmiştik. Bakın bir başka binanın çatısında ise biriken kar yağınları var. İşte o kar yağınları gündüz havanın biraz daha ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş aşağıya doğru geliyorlar. O nokta itibariyle yaklaşık olarak 1 metreye yakın çatıdan çıkmış durumda ve düşmesinin an meselesi olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen çatı buzun düşmesiyle birlikte yaralanmalar ve hayatını kaybedenler olmuştu. İşte bu nedenle de zaman zaman çatı kırı atanlar ve buzları kıranları da görürüz. Muş Belediyesi ekipleri de zaman zaman bölgede buz temizlemesi yapıyor. Bakın evde de o buzlar kırılmıştı. Yaklaşık 3 gün önce kırılmıştı ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi oradaki sarkıtların boyu 1,5 metreyi bulmuş durumda. Tek katlı bir ev var. Burada işte karı gösterebilirsek kameraman arkadaşım. İşte bu evin çatısında biriken karı artık aşağıya doğru inmiş durumda. Tabii yüksek binalarda çok fazla tehlikeye neden olduğunu belirtelim. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bir yandan kurtarma ekipleri, bir yandan da yol açma ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.